Villa Velo'dan herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci tatil için tekrar biz villaya geldik. Bu sefer Sude'yi de getirdik, Çıl'ın kuzenini yani. Daha önceden size bu villayı biliyorsunuz ki tanıtmıştık. Ancak bu sefer bir fark yapacağız. Yani daha önceden üstün körü bir tanıtım olmuştu. Şimdi size her türlü çekmecesini, dolabını, her türlü gizli kapısını, her yerini göstereceğiz ince ayrıntısına kadar ve biz de sizinle birlikte tanıyacağız. Hadi aç bakalım. Ana kapıyı aç Sude. Tamam, iyi, koy. Aman ne ben haklısınız bu çiçeklere sizde. Evet, Sude de ilk defa görecek bu arada. İlk defa bizimle geldi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, daha önceden sormuşlardı yorumlarda bu villanın ismi var mı falan diye. Onu da söylemiş Villa olduk Bella. Bu arada evet. Villa Bella arkadaşlar. Hatta aramadım. Instagram adresi bile var biliyor musunuz Villa Bella'nın? Tabii ki biz bunu size videonun sonunda da yayınlarız hatta. Ve video açıklamasında orada da görürsünüz. Şimdi nereden başlayalım kızlar? Şuradan başlayalım. Evet. Şimdi her yerini açacağız dedik değil mi? Önce neresi var açılması gereken? Burası ben. Burada bakın televizyon var, televizyonun altında. Bu arada enteresan şeyler bulabilirsiniz, onu söyleyeyim ben şimdiden size. Mesela orada bir CD, film, DVD. Evet, bir de hızlı davranalım Sude'cim. Her yeri açalım, her yeri gösterelim. Orada bir şey yok, orada bir şey yok. Devam et bakalım. Evet, devam et. Kulaklık, devam et. Aç, orada bir, evet, kapı arasında Sude. Ne buldun? O ne? Okey taşları galiba. Bu ne öyle? Evet. Okey taşları. Bu ne Sude? Çok merak ettim. Burada değişik bir şey. Evet, çok güzel bir çiçek var bu arada. Aloe vera çiçeği bu mu acaba? Değil değil mi? Yok, değil. Ha, o daha değişik oluyor. Ben evet, de merak ettim ama açılmıyor galiba. Hayır, onun değişik bir açılış yöntemi var. Daha önceden göstermiştim evet, ben Işıl'a. Onu. Dur, ben yapacağım. Hadi bakalım kim yapabilecek? Hadi. Şöyle. Ben göstermiştim Işıl sana, değişik bir şey vardı. Hayır, ortada bir şey vardı, ortada. Heh. Gizli bir anahtar. Aa, anahtarı sokuyorum. Gizli anahtar. Orada. Tamam, neyse. Hadi devam edelim. Ben biliyorum. Aç onu, içini gösterelim o zaman arkadaşlarımıza. Ha, anahtarsız olmaz ama değil mi? Anahtarı orada, ben biliyorum. Acaba o anahtar, o anahtar mı bilmiyorum ama. Bir bak bakalım. Yok, bu değilmiş. Şey normal. O başka bir anahtar demek, evet. İçine bunun bakamadık ama diğer gizli şeyleri göstereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Burada yine klima ve değişik, baksana. Bu şey mi? Çinli birisine benzemiyor mu? Evet. Değil mi? Çok değişik bir. Japon veya. Ha, Japon. Evet, Çinli değil. Japonlarda o tarz şeyler var değil mi? Japon modeller. Evet, yine burada sehpamız, koltuk takımız ve yine gizli bir dolap. Ne var? Testi, ha, nargile evet. Var. Nargile mi? Nargile var ama biz sigaraya ve nargileye karşı bir aileyiz arkadaşlar. Sevmiyoruz onları çünkü biliyorsunuz ki sağlığa zararlı. Anahtar nasıl için mi? Açın bakalım oradan ne çıkacak? Oha, evet. Bunlar falan var galiba. Oradan değişik şeyler çıktı. Neler gördünüz? Merak ettim ben. O ne? Yok, değişik şeylerin kutusu falan var orada. Kapa onu da kapa. Daha sonra arkadaşlar yavaş yavaş daha enteresan şeyler de göstereceğiz size. Mutfağa geçiyoruz bu arada buradan. Burası mutfak biliyorsunuz ilerisi. Evet. Tamam, onu da kapayalım şimdi. Evet, bunlara da bakalım. Burada da dolaplar var 4 tane. İçlerinde neler var bakalım. Tamam. Evet, yemek servisi şeyleri var. Burada da yine... Hoparlör mü var? Şu hoparlör değil mi? Ha, hoparlörler falan var. Işıl, orada ne var? Şey. Oralar boş. Tamam. Evet. Ve o. O ne? Ne var? Ay, burada bir sürü CD filmler var. DVD'ler. Siz de görmüş müydünüz? Hayır, görmedik. İlk defa görüyoruz biz de. Evet. Dedim ya, bu videoda sadece arkadaşlara göstermiyoruz. Biz de yeni incelemiş oluyoruz. Ama az önce gördüm hepsi İngilizce. Çünkü arkadaşlar o kadar çok şey var ki, o kadar detay var ki hakikaten biz bile her yerini göremedik yani villanın. Aç bakalım buralarda neler var. Hamurlar. Evet. İskambil kağıtları. Dur ama biz göremiyoruz hiçbir şey. İskambil kağıtları. Şu ne? Ben mi merak o ne? Aa, güzel bir oyuna benziyor. Çok değişik bir şey değil mi? Dünya ile ilgili bak. Ama aa, evet, değişik bir oyun. İngilizce bir oyun. Evet, turistler için yapmış olabilirler. Evet, altta neler var bu arada? Ayna var, tepsi falan var. Servis şeyleri var. Servisler. Evet. Hem de değişik yine otantik şeyler. Kapatayım. Evet. Gazeteler, bulmacalar falan. Evet, hadi devam edelim şimdi. Yine mi bir DVD buldun? O ama müzik çok ama. Çok güzel kitabı var. O müzik, evet. Burası da yemek masası arkadaşlar. Evet. Yukarı çıktıktan sonra aşağı inince tekrar buradan çıkacağız. Buradan veya buradan biliyorsunuz şeye çıkılıyor. Havuzun oraya çıkılıyor. Burada da böyle bir değişik bir
yapıyorsun. Evet, yine servis falan gibi, böyle servis masası gibi bir şey var. Yine burada klima, kocaman bir buzdolabı. Ama buzdolabı tabii yeni geldiğimiz için içi boş bir buzdolabı olduğunu göreceksiniz. Çünkü içini biz dolduracağız bunun. Buradan devam edelim şimdi. Tepsiler var bir sürü. Evet. Biz geçen buraya bir şey evet. Çok burada bir sürü tepsi mepsi falan böyle. Bir sürü boş yer var. Yine burada logomuz. Evet, açın bakalım yine. Hadi her yeri açıyoruz ya. Oy, biz burayı görmemiştik. Işıl bardağı bak. Ama nasıl bir bardak hocam? Pipet içten geçiyor. Aa, içten geçiyor dışarı. Bunları görmediniz mi? Evet. Vallahi ben ilk defa görüyorum suda. Ay, ve renkli renkli. Hayır, bunlar şey için. Niçin? Ben bilmiyorum. Bir şeyler diziyorsun. Evet, şurasını da aç. Çok harika bardaklar varmış. Ama açılmıyor, şurası. Evet, orada da temizlik malzemeleri falan var. Şimdi gelelim. İki tane fırın, bir tane de ne var? Ne deniyor şunlar ya? Yani? Mikrodalga fırın. Bu nasıl açıldı böyle? Buraya şey konuluyor, baharatlar falan, öyle şeyler konuluyor. Ben böyle. Ne gibi baharat? Mesela baharat kapları falan, böyle şeyler. Anladım, yemek tabakları. Burada servis tabakları, yemek tabakları falan, kaseler burada. Onun altında yine bazı böyle büyük, evet, büyük tabaklar falan var. Bu çekmecelere bakalım, Suudi buralarda neler varmış. Evet, kaşık, çatal, bıçak, kepçe gibi şeyler burada. Ama çok bıçak varmış bu arada. Evet. Orada yine bir takım şeyler var, mutfak malzemeleri. Bu yine mutfak malzemeleri. Sonra yine mutfak malzemeleri. Evet, yine orada mutfak malzemeleri. Devam et bakalım. Evet, bulaşık makinesi. Yine bir sürü tavalar falan var burada. Bir sürü tavalar var burada. Evet. Altta neler varmış? Tencereler mi? Evet, burada da bir sürü tencereler var. Ondan sonra çamaşır makinesi var. Evet. Evet, orada da kupalar falan. Dur bak, burasını unuttuk. Evet, şurasını da bakalım. Aç bakalım Suda. Yine bir sürü değişik bardaklar var burada. Evet. İstemediğim kadar bardak var. Burada yine böyle kettle'dır, ekmek kızartma makinesidir falan. Ha, rondodur, o tarz şeyler var. Şimdi nereye geçiyoruz? O ne? Suda ne gördün? Ben bu kapısını videonuza merak etmiştim. Açmamış mıydık biz videoda bunu? Sanki açmamıştık. Yani orası Suudi şey, evet. Göstermeyelim arkadaşlarımıza. Orası şey, temizlik var. Malzemelerinin bulunduğu ve su ısıtmak için, yani kalorifer sisteminin olduğu kombi falan var orada. İnce alt kata mı, ince üst kata mı? Hadi üst kata çıkalım şimdi. Merdivenden çıkalım üst kata. Haydi bakalım. Ya böyle yapayım. Hızlı gidiyorsunuz ya, ben yetişemedim size. Balkon, dur. Hemen. Burada, geçen de mesela bu balkona çıkmamıştık. Değil mi Işıl? Ben öyle hatırlıyorum yani. Evet, yukarıki balkona, başka bir balkona çıkmıştık diye hatırlıyorum. Evet, bakalım buradaki manzara nasılmış kızlar? Evet, burada arkamızda biliyorsunuz bir dağ ve orman manzarası var. Şimdi diğer tarafta ise, tabii şu an gösteremiyoruz, sonra göstereceğiz. Orada da deniz manzarası var. Hadi bakalım. O ne? Onu daha önceden yine açmamıştık biz. Şu televizyon var. Orada televizyon bir tane daha varmış. Altında ne var Söde? Orada neler var öyle? Bilmiyorum ki. Ondan sonra başka. Şeyde ne? Alma onu, çıkarma. Kılıç o. Yani kaza bela olur. Evet, burada bir sürü mumlar falan var. Geceliğin böyle romantik ortamlarda. Dur şimdi elini kesersin. Ben girdireyim, dur. Bir komutan olarak sen girdir. Evet, bir asker olarak ben girdirdim. Bana yakışır çünkü. Evet, orada neler varmış bakalım. Burada daha bir sürü çekmeceler var. Onlar ne? Bir sürü çekmece. Ben hepsini açacağım. Baksana. Boş mu onlar hepsi? Hepsi boş mu bilmiyorum. Müzik aletleriyle ilgili bir şeyler mi acaba? Ne onlar? Ben hala ne olduğunu çözemedim. Minnak dolaplar, minnak. Evet, yine içinde bunun bir şeyler var. Ve burada bir sürü yine kitaplar var. Şöyle yakından gösterelim. Ne kitaplar olduğunu görün artık, ben bilmiyorum. Boş bir dolap. Evet, boş bir dolap ve şimdi gidelim yine nereye? Kalacağımız odalara. Önce burada biliyorsunuz ki bilmiyorum, sonra karar verelim aslında. Videoda karar vermeyelim kızlar, hangimizin hangi odada kalacağına falan. Dolaplar falan. Evet, dolaplar biraz büyük, doğru söylüyorsunuz. Evet, orada da bakın yine makyaj masası ve. Evet, orada ya, bu şeyde, bu odada 3 tane balkon var Suudi. O yüzden en güzel odayı sen. Dolapları falan da açalım bu arada. Şuradaki çekmeceleri falan da açalım. Evet, şuradaki manzaraya da bir bakalım. Buradaki manzara da biraz çok daha farklı. Şey, bu taraftan şezlonglar ve dur uzatayım bakayım, havuz gözükecek mi? Evet, birazcık gözüküyor havuz buradan. Daha sonra diğer balkondan daha net görürüz bazı şeyleri.
Hadi bakalım şimdi de. Hiçbir şey yok, boşlaşma. Evet, şu an oralar boş tabii. Daha yerleşmedik arkadaşlar. Yeni geldik ya. Ya yeni gelir gelmez daha hiçbir şeyimizi yerleştirmeden size çekelim, gösterelim dedik her şeyi. Evet, orası yine boş dolaplar. Çekmecelerde bir şeyler olabilir Sude. Çünkü ütü falan bir şeyler koyulmuştu oralara. Evet, dedim ki bak, iki tane ütü, fener, o tarz şeyler var. Buralarda başka bir şey yok. Aa, yanıyor mu? İkinci balkonda burada. Buradan daha net gözüküyor her şey. Amca, burada biz gece çok güzel keyif yaparız. Evet evet, aç bakayım. O da oradan değil Sude, diğer taraftan. Amca, burada kafam karıştı. Biraz ya, büyük olunca. Evet, şimdi burası büyük bir balkon tabii. Havuzu daha rahat görürüz. Evet arkadaşlar, burası da gördüğünüz gibi havuz ve temizliği yapılıyor şu an tabii ki. Burası tam gece keyifli. Yer. Çatının üstüne mi çıkacaksın Allah aşkına? Olur mu hiç öyle şey? Ben sana çatı katında bir çatı göstereyim. Çatı katında sen... çıkacağız zaten. Evet. Hadi Işıl, gel içeri bakalım. Bak, burada da var bir çatı yine. Evet, orası epey büyük bir banyo tuvalet. Tuvalette de balkon var, doğru. Baba. Efendim babacığım. Bir tane filmde hani var ya, iki tane lavabo kullanıyorlar. Ayrılar normalde ama aynı evde yaşıyorlar. Neydi o? Bilmiyorum ki. Hani evin içinde hep savaşıyorlardı. Öyle bir film vardı. Evet, evet. Herkesin iki tane şeyi vardı. Hatta evi bölmüşlerdi. Kadın kız arkadaşlarını getiriyordu, parti falan veriyorlardı. Adam orada kös kös oturuyordu veya o da erkek arkadaşlarını getiriyordu. Hatırlıyor musun ben öyle bir film? Evet, burası da dediğimiz gibi diğer üçüncü balkon arkadaşlar. Şeyler falan vardı. Evet, hadi. Savaş yapmışlardı. Evet, evet, evet. Yan tarafa gelelim. Bakalım. Değil, çok güzel. Evet, burada da güzel yine bir tane duş, tuvalet, lavabo. Burada bakış evet, şu an. Şuna gelmiş bir ayakta daha. Evet. Bir odamız yine süslenmiş bir şekilde, bir yatağımız, klimamız. Harika bir perde ve balkon. Evet, burada küçük bir balkon mevcut. Küçük bir yer burası. Burası saklambaç oynarken kullanılabilecek bir balkon. Ama direkt yürürken. Perleden. Hayır. Tavuğa bak amca, tavuğa bak. Ne tavuğu ya? Az önce yoksa yumurtalarını gördüğünüz evet, tavuk o mu? Evet. Biraz önce karşıda bir sürü yumurta görmüşlerdi. Arası kapı açık da zaten, ara sıra gidiyor. Hadi gelin bakalım. Aa, çok güzel. Devam edelim. Şimdi çatı katına çıkalım mı Işıl? Evet, şimdi çatı katına çıkalım bakalım. Sude tabi ilk defa gördüğü için Işıl'dan daha meraklı. Işıl biliyor arkadaşlar. Ama evet, çatı katında yine gizli yerleri göstermeye devam edelim arkadaşlarımıza. Evet, bu balkonu da gösterelim. Evet, sizin daha çok kullanacağınız çatı balkonu ve çatı burası. Nereye çıkacağız? Nereye çıkacağız? Biz orada bir düşeriz. O ya, düşersiniz olur mu? Şey gibi, baykuş gibi. Baykuşlar çıkıyor öyle. Değil mi Işıl? Sakın buralara çıkmayın da bak, buradan düşersiniz. Burası tamamen çatı arkadaşlar. Ve burası da şöyle bir manzara size. Evet, girelim şimdi içeriye. İçeride de şimdi odayı ve diğer tarafı görelim. Baba. Efendim baba. Aynen, hani kerevaz otelindeki gibi böyle perdeler var. Evet, yine açalım çatı böyle. Çatı penceresi burası. Burası evet, mutfak olarak kullanılabilen bir yer. Yine mini buzdolabı, lavabo, çekmeceler falan var. Evet, burası da küvet. Jacuzzi'li küvet. Birimiz burada. Evet, burası da şey, masajlı duş, tuvalet, yine çatı, banyonun baktığı pencere manzarası. Aa, bu arada size bir şey diyeceğim. Geçen sefer bahçedeki gizli yerleri hiç göstermedik. Orada kaç tane kapı var biliyor musunuz? Kaç tane dolap ve kapı var, o aralara hiç girmedik geçen sefer. Oralara da girelim bu sefer. Evet, burası yine klimalı bir çatı odası. İki kişilik yine bir yatak var burada. Ondan sonra evet, burada 4 kişi kalabiliyor. Bak, burası 2 kişilik ve bu odayı buradan ortaya dolap koymak suretiyle ikiye bölünmüş burası ve İki yatak da burada var. Biz kilitleriz. Evet, orada yedek, yastıklar, yorganlar falan var. Daha çok kış modu için onlar, yedek onlar. Haydi bakalım, şimdi nereye gidiyoruz? Bodrum katı kaldı, bahçe katı kaldı. Başka ne kaldı? Bahçedeki gizli yerler kaldı bir de. Evet, burası arkadaşlar bahçeye çıktığımız ve havuza gittiğimiz kapı. Yine burada neler vardı? Daha önceden görmediğimiz yerler. Evet. Ben de geldim. Evet. Bir buzdolabı daha burada var. Orada yine
Dolaplar var. Bakalım sakladığımız şeyi bulabileceğiz mi? Evet arkadaşlar, buraya biz Işıl'la geçen geldiğimizde toplarımızı saklamıştık. Hala duruyor. Tamam, bir ay. Bir ay mı oldu Işıl? Olmuştur değil mi bir ay? Evet, olmuştur. Evet, hadi bakalım. Çıkalım şimdi, bahçeye çıkalım. Yine orada ben size bir şeyler göstereceğim. Çık bakalım. Sol tarafa dön. Sol tarafa dön. Evet. Burada yine havuzdan çıkınca istenirse duş yeri ve tuvalet burada var. Ben görmemiştim. O işte çevredeki şeyler onlar. Saklanırken kullanırız aralarını Sude. Şimdi gidelim bu tarafa. Gelin bakalım. Gelelim bakalım. Evet, orası da yine havuz malzemeleri falan. Hadi gidelim. Biz evet, burası. Evet, bodrum katının işte giriş kapıları yani, bunlar. Ama yani, hırsız girmesin diye parmaklıklar. Aynen öyle babacığım. Bisikletlerimiz var, bir tanesi burada, bir tanesi içeride olmak üzere. Göcek'te çünkü bisiklet sürmek biliyorsunuz çok moda. Villa. Villamız bu kadar arkadaşlar. Nasıl, Sude beğendin mi villayı? Evet, evet arkadaşlar, şimdi uzun bir süre villada kalacağız ve villada ne gibi videolar istediğinizi bize mutlaka bildirin. Yorumlarda yazın. Biz o yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Ayrıca yukarıda gördüğünüz Instagram'dan da villanın özel Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Ha bu arada arkadaşlarımıza şunu da söyleyelim. Bu villa yakın bir zamanda arkadaşlar otele çevrilecek. Evet, yani otele çevrildikten sonra otel olarak kullanılacak. Otel olarak burada kalınabilecek. Bu yüzden eğer siz de Göcek'te güzel bir tatil yapmak isterseniz bu Instagram adresinden ulaşabilirsiniz villaya. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu da paylaşsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki küçüklere basarsanız da videolarımızdan ve canlarınızdan ilk sefer abonesiniz arkadaşlar. Yanında çıkan videoları da tutabilirsiniz. O videolara gidebilirsiniz. Evet, kendinize bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.